Evet değerli arkadaşım, bugün sizinle beraber Alfred Adler'in bireysel psikoloji kuramını inceleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi önce kuramcılarımızın hayatını görmek, bilmek bize o kuramı anlamayı kolaylaştırabilir. O yüzden şimdi Adler'in hayatından kısa kesitlerle başlayalım isterseniz. Alfred Adler arkadaşlar, derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan birisi olarak kabul ediliyor. Derinlik psikoloji dediğimiz zaman analitik ekolü, analitik kuramdan bahsediyoruz. Tabii ki bu kuramın, bu akımın, ekolün başında Freud geliyor. Başlatıcısı zaten Freud. İkinci olarak Jung ve üçüncü olarak da Adler bu kuramın öncülerinden kabul ediliyor. Dolayısıyla Adler'in derinlik psikolojisine, analitik yaklaşıma, bakış açısına katkıları oldukça fazla. Adler'in çocukluğuna bakacak olursak arkadaşlar, 6 kardeşin ikincisi olarak dünyaya gelmiş. Çocukluk dönemi pek böyle iç açıcı geçmemiş Adler'in arkadaşlar. Kendisi daha küçükken bir kardeşi onun yanı başında yatakta vefat etmiş ve Adler bu yaşantıdan oldukça etkilenmiş. Tabii ki bunun etkilerini daha sonra kuramında da göreceğiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Adler 4 yaşına kadar yürüyemiyor. Geçirdiği raşitizm hastalığı nedeniyle. Raşitizm kemik erimesi tarzında, kemiklerin yetersiz gelişmesi tarzında bir rahatsızlık. Ve yine 5 yaşındayken de bir zatürre geçiriyor ve tabiri caizse ölümden dönüyor. Ve tüm bu olumsuzluklar Adler'in etkilenmesini ve dolayısıyla kişiliğini ve sonrasında da kuramını etkiliyor. Kuramında arkadaşlar Adler'in bu yaşantıların izlerini göreceğiz. Adler'in genel olarak babasıyla ilişkilerinin iyi olduğu ancak annesiyle pek yakın, sıcak ilişkiler kuramadığı belirtiliyor kaynaklarda. Adler'in işte geçirdiği bu rahatsızlıklar, zayıf bir yapıda olması vesaire annesi tarafından biraz ihmal edilmesine, belki dışlanmasına neden oluyor. Abisi sağlıklı, güçlü, kuvvetli. Dolayısıyla annesi abisini daha fazla desteklerken Adler'e çok da yakın davranmamış açıkçası. Dolayısıyla Adler eserlerinde kendisini abisiyle rekabet etmek zorunda kalmış birisi olarak ifade ediyor. Tabii ki annesinin ilgisini çekebilmek, onun ilgisini kendi üzerine toplayabilmek için. Adler'in başlangıçta okulla arası pek iyi değil, pek başarılı bir öğrenci değil. Dolayısıyla öğretmenleri Adler'in okumayacağını, bizdeki tabirle adam olmayacağını ifade ediyorlar ve babasına onu okuldan almasını ve bir fabrika işçi olarak vermesinin daha uygun olacağını söylüyorlar. Ancak babası bu fikre tamamen karşı çıkıyor, Adler'i destekliyor ve onun okumasında önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Böylece Adler sonraki yıllarda başarılı, çalışkan bir öğrenci olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra üniversiteye giriyor ve tıp okumaya başlıyor. Arkadaşlar burada üniversite yıllarında Adler'in Marksist düşünceden ve sosyalist akımlardan etkilendiği ifade ediliyor. Bu etkilenme tabii ki kuramına da ciddi anlamda yansıyor. Çünkü birazdan detaylarını göreceğiz. Adler'in kuramı arkadaşlar sosyal temelli bir kuram. Yani toplumu önceleyen, toplumu temele koyan bir kuram. Önceleyen derken yanlış anlaşılmasın. Toplum önemli, birey önemsiz tarzında değil. Kaldı ki Adler'in kuramı zaten bireysel psikoloji. Ama bireyin kendisi olabilmesini, birey olabilmesini ön koşul olarak yine toplum olarak görüyor ve ki birey toplum içerisinde kendisini var eder, toplum içerisinde bireyleşir, kendini bulur şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla toplumsal düşünceler, sosyalist düşünceler Adler için önemli. Ama şunu vurgulamamızda fayda var. Adler sosyalist olmakla eleştiriliyor. İşte o dönemki komünist düşüncelerin, sosyalist düşüncelerin yayılmasına uğraştığı yönünde eleştiriler alıyor. Bu şekilde suçlanıyor. Ama Adler'in kuramında arkadaşlar bu böyle bir propaganda göremezsiniz. Adler aslında tam bir bilim adamı edasıyla yalnız etkilendiği düşünceleri de kurama yerleştirerek yani sosyalizmi, toplumsallığı, toplumsal birlikteliği kuramına yerleştirerek dönemine göre farklı ve yeni bir bakış açısı ortaya koymaya çalışmış diyebiliriz.
Adler tıp okuduktan sonra tıp okuduktan ve görevine başladıktan sonra yani doktor olarak göreve başladıktan sonra bir müddet göz hastalıkları ile ilgili bir branşta çalışır. Ancak daha sonraları ilgisi psikiyatriye kayıyor ve psikiyatri üzerine eğitimler alıyor ve bu alanda kendini geliştirmeye başlıyor. Adler'in psikiyatri alanındaki çabaları, gayretleri Freud'un da dikkatini çekiyor ve 1902 yılında arkadaşlar Freud Adler'i o dönem Viyana'da yaptıkları çarşamba toplantılarına davet ediyor. Onun da katılmasını istiyor. Çarşamba toplantıları meşhurdur arkadaşlar. O dönemde bir nevi Freud ve onu takip eden, psikanalitik kuramı öğrenmek, bilmek isteyen kişiler tarafından organize edilen psikanaliz geceleri gibi düşünebiliriz. Hani bizdeki bu sıra geceleri falan var ya, onun gibi bir çarşamba toplantıları yapıyorlar ve kuram üzerine konuşuyorlar. Herkes kendi görüşlerini dile getiriyor. Ama tabii ki Freud'u kaynaklar arkadaşlar katı tutumlar içerisinde ifade ediyorlar. Yani Freud böyle toplantıları yapıyor işte doktorları çevresine topluyor, onlarla bilgi alışverişinde bulunuyor ama aslında daha çok kendi fikirlerini yayma, onlara dikte etme tarzında bir tavır var Freud'un. Bu tavır tabii ki diğer uzmanları rahatsız ediyor. İşte Jung gibi, Adler gibi uzmanları rahatsız ediyor. Ve bunlar daha sonraları Freud'dan ayrılarak kendi yollarını çizmeye başlıyorlar. Adler de öyle yapıyor arkadaşlar. 1910 yılında Viyana Psikanaliz Derneği başkanlığına getirilmiş olmasına rağmen ki bu şunu gösterir. Adler psikanalitik ekolde bayağı bir ilerleme ve söz hakkı olma durumunda. Yani böyle kenarda köşede kalmış silik bir tip değil. Buna rağmen Freud'la aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 1911 yılında Freud'la yollarını ayırıyor, gelenekten ayrılıyor ve 1912 yılında da arkadaşlar kendi derneğini, kendi psikoloji topluluğunu kuruyor ve adına da bireysel psikoloji topluluğu adını veriyor ve Adler bundan sonra kendi yolunu çiziyor, kendi kuramının temellerini atmaya başlıyor diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında da arkadaşlar Adler tabip olarak çalışıyor. Orduda tabip olarak görev yapıyor. Bu dönemler, bu savaşın yıkıcılığı işte savaşta yaşadığı deneyimler vesaire Adler'i oldukça etkiliyor ve bunlar da tabii ki Adler'in kuramında yerini alıyor. Özellikle savaş ve nevroz üzerine çalışmalar yapıyor. Bugünkü tabirle işte post travmatik stres bozukluğu dediğimiz bozukluklar üzerine kafa yoruyor. Onları anlamaya çalışıyor. Bununla ilgili yapıtlar var. Savaş sonrasında yine Adler kendi kuramı ile ilgili, kendi bakış açısı ile ilgili konferanslar veriyor. Bunları genç ve meraklı öğrenmek isteyen araştırmacılara, öğretmenlere, ilgi duyan herkese arkadaşlar bu şekilde konferanslar yoluyla fikirlerini, görüşlerini aktarıyor, anlatmaya çalışıyor. Yine savaş sonrasında Adler'in yaptığı en önemli işlerden bir tanesi de arkadaşlar Avrupa'da rehberlik merkezleri kurmak olmuş. Özellikle bu rehberlik merkezleri çocuklara odaklanıyor ve çocuklar üzerine çalışıyor. Zaten savaştan sonra çocuklar üzerinde de travmatik etkiler görüldüğünden dolayı Adler bir nevi çocukların bu travmatik yaşantılarını hafifletmeye çalışıyor bu rehberlik merkezlerinde arkadaşlar. Bu da Avrupa'da kurulan ilk çocuk rehberlik merkezleri olarak ifade ediliyor. Yani Adler'in önemli bir katkısı olarak düşünebiliriz. Adler 1926 yılında arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyor ve burada çalışmalarına devam ediyor. 1937 yılında ise bir konferans için İskoçya'ya davet ediliyor. Ancak bu yolculuğu esnasında kalp krizi geçirerek vefat ediyor genç yaşta. Adler'in insanın doğasına bakışına bir göz atalım. Adler arkadaşlar insanı sosyal çevresiyle bir bütün olarak ele alıyor, inceliyor. Kuramın temelinde de bu var zaten. Freud'la kıyaslarsak, şimdi Freud'da sosyallik var mı? Freud sosyalliği inkar etmiyor. Hani yok demiyor ama Freud'a baktığımız zaman arkadaşlar çocuğun annesiyle ilişkilerinden bir miktar bahsetse de insan ilişkilerini çok incelemiyor. Derinlemesine gitmiyor. Çok ayrıntı yok. Daha çok Freud insanın kendi içsel çatışmaları, kendi içsel ilişkiler, işte id, ego, süperego arasındaki etkileşimle daha çok ilgileniyor. Bu konu üzerine kafa yoruyor.
Adler bu fikre biraz karşı çıkıyor. İnsanın bütün hayatının işte id ve süperego arasındaki çatışmalardan ibaret olmadığını, insanın belli bir sosyal çevrede bulunduğunu, sosyal çevreyle etkileşim içinde olduğunu, dolayısıyla sosyal çevrenin insan kişiliği üzerindeki etkilerini ele almamanın mümkün olmadığını ifade ediyor ve kuramına da bunu yerleştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Adler'in kuramı arkadaşlar bireyin geçmiş yaşantılarını önemsediği gibi fenomenolojik ve teleolojik özellikler de barındırıyor. Bunlar ne demek? Biliyorsunuz Freud kuramında arkadaşlar bizim çocukluk yaşantılarımızın ve çocukluk döneminde bastırmış duygularımızın kişiliğimizin temelini oluşturduğunu ifade ediyor. Yani bastırılmış duygular bizim kişiliğimizi ciddi anlamda etkiliyor. Ama Adler geçmiş yaşantılarımızın, çocukluk yaşantılarının bizim için önemli olmakla beraber kişiliğimizi açıklamada tek başına yeterli olmadığını ifade etmeye çalışıyor ve burada bireylerin kendine has, kendilerine özgü yaşantılarının da ele alınması gerektiğini vurguluyor ve yine buna bağlı olarak gelecek beklentisi, bireylerin hayalleri, idealleri, geleceğe ilişkin düşüncelerinin de onun kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir kavram olduğunu ifade ediyor. Teleolojik görüş arkadaşlar, bizim beklentilerimizi, hayallerimizi, yani geleceğe dönük planlarımızı, projelerimizi vesaire temel alan görüş. Geleceğe dair bir görüş. Geçmişe odaklanan değil, geleceğe odaklanan bir bakış açısı diyebiliriz. Fenomenolojik bakış açısı ise her bireyin kendine özgü olduğu, her bireyin anlam dünyasını, algı dünyasının kendine has olduğunu ve dolayısıyla bir bireyi anlamak istiyorsak bunun kendi algı dünyasını anlamamızı şart koşan bir bakış açısı. Adler bu üç farklı bakış açısında, yani hem bireyin geçmişini, hem bireyin kendine özgürlüğünü, hem de onun gelecekle ilişkilerini temel alan, bunları birlikte ele alan bir bakış açısı ortaya koymaya çalışıyor. Adler arkadaşlar insan davranışını güdüleyen asıl unsurların, temel unsurların gelecekle ilgili olduğunu ifade ediyor ki biliyorsunuz bu Freud da tamamen geçmişle alakalıdır. Çocukluk dönemleriyle ilgilidir. Bu bakış açısıyla Adler diyor ki insanlar kaderinin ya da geçmişinin kurbanı değildir. Evet bir geçmişimiz var, geçmişten etkileniyoruz ama biz asla geçmişimizi tekrarlayıp duran canlılar değiliz. Her birey kendi yaşamının ustasıdır, kendi yaşamını yeniden şekillendirecek güce, iradeye sahiptir diyor Adler. Bu bakış açısından yola çıkarak arkadaşlar diyorlar ki Adler'in yaklaşımı insancıl kuramların doğmasında da öncülük etmiştir. Yani bizim hümanist kuramcılarımız Adler'in görüşlerinden, Adler'in insana bakışından oldukça etkilenmişler ve sonraki yıllarda bu temel bakışı koruyarak daha farklı işte insancıl kuram dediğimiz, insancıl yaklaşım dediğimiz yaklaşımları ortaya koymuşlar. Adler'in yaklaşımı da arkadaşlar insancıl kuramların yaklaşımları temelde birbirine oldukça benziyor. Adler'e göre arkadaşlar sağlıklı olmak gerçekliğe uyum sağlamak demektir. Yani kişi gerçekliğe, gerçek hayata, hayattaki gerçeklere uyum sağlayabildiği sürece sağlıklıdır. Nevrotik kişilik ise yani hastalıklı, uyumsuz kişilik ise bu gerçeğe uyum sağlayamamak olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla nevroz dediğimiz yani psikolojik rahatsızlıkları ortaya çıkaran nevrotik durumlarsa bireyi gerçekçi olmayan yaşam hedeflerine sürükler diyor. Adler'e göre arkadaşlar sağlıklı ya da sağlıksız olmanın ölçütü hayata uyum sağlayıp sağlayamamanızdır. Freud arkadaşlar insan davranışlarını açıklarken bilinç dışı süreçler ve cinsel dürtülere odaklanırken Adler sosyal güdüler ve bilinçli düşüncelerin önemine değiniyor. Yani Freud da arkadaşlar insan pek öyle bilinçli ve iradeli bir canlı olarak ele alamaz. Pek değil hiç alamaz. Çünkü insan Freud'a göre geçmişinin ve dürtülerinin etkisinde, onların kontrolünde hareket eden bir canlı. Yani farkında bir birey değil. Oysa Adler öyle düşünmüyor. Adler bizim içsel dürtüler, içsel güdülerden ziyade sosyal güdülerle hareket ettiğimizi ve yaptığımız davranışın bilincinde farkında ayrımın olduğumuzu, bu bilinçli düşüncelerle yola çıktığımızı ve davranışta bulunduğumuzu vurgulamaya çalışıyor kuramında.
Adler'e göre insan yaratıcı, sosyal anlam yaratan, seçme becerisi olan ve sorumluluk alan özgür iradelerdir. İnsanlar böyledir Adler'e göre. Bu bakış açısı arkadaşlar oldukça pozitif. Freud'un kuramıyla kıyaslarsak Adler'in insana bakış açısı oldukça pozitif. Oysa Freud'dan daha önce bahsetmiştik. Freud'un insanı ele alışı olumsuz demiştik. Çünkü Freud'a göre insanda özgür irade diye bir şey yoktur. Determinizm var. Determinizmin temeli ise arkadaşlar Freud'da bizim dürtülerimiz, doğuştan getirdiğimiz içgüdülerimiz ve geçmiş yaşantılarımızdaki bastırılmış duygular davranışlarımızın kaynağı olarak ifade ediliyordu. Yani özgür irade, bilinçli davranış vesaire Freud'da yoktur. Freud insanı öyle yüceltken insana değer veren bir kuramcı değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın, insana değer veren kuramcı değil derken bir anlamda söz ediyorum. Yani insanı yüceltme, göklere çıkarma gibi bir tavır içerisinde değil. İnsanın mekanik süreçlerle açıklama çabası içerisinde. Adler'e göre ise arkadaşlar insanlar tüm hayatları boyunca örtük ve tek bir amaca doğru ilerleyen kendilerine özgü bir yaşam tarzı belirlerler. Burada örtük denkası şudur arkadaşlar. İnsanlar bir hedef doğrultusunda ilerliyorlar ama bu hedef çok da farkında olunmayabilir. Bunu ileride açacağız arkadaşlar. Burada kurgusal hedeflerden bahsediyor. Yani insanlar hedef yönelimlidir ve tüm hayatlarını belli amaçlara, belli hedeflere ulaşmak için bir çaba, bir gayret içerisinde geçirdiler. Yani Adler'e göre insan geçmişe dönük değil, geleceğe dönük bir varlıktır. Geçmişinden etkilenmez mi? Tabii ki geçmişinden etkilenir ama hep geçmişte yaşayan, geçmişini tekrarlayan bir canlı değildir Adler'e göre insan. Yine Adler'e göre arkadaşlar içinde yaşadığımız toplumda oyunun kuralları vardır ve bu kurallar bir arada yaşamayı kolaylaştırır. Yani bizim içinde yaşadığımız toplumların örfü, adetleri, gelenekleri, görenekleri, yazılı olsun, sözlü olsun çeşitli kuralları vardır. Bu kurallar ise insanları bir arada tutmak, onların yaşamını uyum içerisinde, birliktelik, bütünlük içerisinde sürdürmelerine yarayan kurallardır. İnsanlar ise bu kuralları anlama, uygulama ve geliştirme potansiyeline sahiptir. İnsanlar toplum sayesinde bir araya gelirler. Birbirlerine destek olurlar. Sosyalist bir görüş ortaya koyarsak birbirlerine destek olurlar. Hayatı birbirlerine kolaylaştırırlar, öyle söyleyelim. Ve aynı zamanda da arkadaşlar, birey toplumu geliştirir. Yani bir yandan toplumdan faydalanırken bir yandan da topluma katkılar sunar, onu geliştirir ve bu potansiyel de vardır. Tabii ki her bireyin kendisi olma anlamında, kendini geliştirme anlamında ortaya koyacağı çabalar arkadaşlar topluma da katkı sağlayacaktır. Az önce de söylemiştik, Adler'e göre arkadaşlar birey ancak sosyal bağlamda var olduğunda birey olabilir. Yani bizim bireyselliğimizi anlamlı kılan da yine toplumdur. Çünkü şöyle de düşünebilirsiniz. Sonuçta biz kendimizi topluma göre konumlandırıyoruz. Yani biz kendimize bir anlam, bir değer biçerken arkadaşlar topluma göre, toplumla kıyaslayarak, toplumdaki diğer bireylerle kıyaslayarak biz kendimize bir anlam yüklüyoruz ya da kendimize bir değer biçiyoruz. Dolayısıyla bizim kendimiz olarak var olabilmemiz ya da kendimizi kabullenebilmemiz de bir nevi bu sosyal bağlamda, sosyal koşullarda, şartlarda ortaya çıkıyor. Ve biz kendi bireyselliğimizi bu şekilde oluşturuyoruz ya da ortaya koyuyoruz ya da bunları fark edip kabullenebiliyoruz. Dolayısıyla sosyal bağlam olmasaydı Adler'e göre bizim bireyselliğimizin de bir anlamı olmazdı. Kişiliğin yapısına bakacak olursak arkadaşlar Adler'in kuramında kişiliği anlamak için onu sosyal bağlam içerisinde anlamak gerekir. Yani sosyal bağlamından kopardığınız zaman kişilik anlamını yitirir. Kişiliği anlamanız mümkün olmaz. Bu sosyal bağlamda da arkadaşlar özellikle anne baba arasındaki ilişkiler, anne ve babanın kendi arasındaki ilişkinin niteliği. Bunlar çocukları etkiliyor çünkü yine çocukların doğum sırası, birinci çocuk, ikinci çocuk, işte tek çocuk vesaire durumları. Aile atmosferi, ailenin genel havası, anne baba ve çocuklar arasındaki etkileşim, iletişim biçimleri vesaire. Aile değerleri gibi bütün bu unsurların sonucunda oluşan
bir yaşam tarzı ortaya koyuyor insanlar ve bu yaşam tarzı da onun kişiliğini oluşturuyor. Dolayısıyla bir bireyin kişiliğini anlayabilmek için arkadaşlar bütün bu sosyal atmosferi, bu ilişki biçimlerini anlamamız gerekir diyor Adler. Burada arkadaşlar kişiliği açıklamak için Adler'in kullandığı bir temel kavram var ki bu kavram zaten kuramının da en temelini, çekirdeğini oluşturan kavram. Bu toplumsal ilgi ya da diğer de işte sosyal ilgi olarak çevriliyor Türkçe'ye. Bu ilgi arkadaşlar gündelik konuştuğumuz ilgi değil. Hani böyle gelip geçici bilgi değil. Bu anlamda bilgiden bahsetmiyor Adler. Burada arkadaşlar doğuştan getirdiğimiz potansiyelden bahsediyor. Adler'e göre toplumsal ilgi adını verdiği bu çekirdek duygu, his ne derseniz artık doğuştan zaten bizde var. Ancak bu doğuştan var olması toplumsal ilginin kendiliğinden gelişeceği, kendiliğinden mükemmelleşeceği anlamına gelmiyor. Adler bu toplumsal ilginin yani sosyal ilginin işlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Dersimizin en başında bahsetmiştik sizinle. Demiştik ki doğuştan getirdiğimiz mizaç özelliklerimiz var ve bir de sonradan edindiğimiz karakteristik özelliklerimiz var. Mizaç özelliklerimiz arkadaşlar bizim potansiyelimizdir, eğilimlerimizdir, yatkınlıklarımızdır. Ama bu mizaç özellikleri tek başına sonuç üretmez. Yani tek başına ortaya çıkmaz. Örneğin zeka özelliğimiz arkadaşlar bizim doğuştan getirdiğimiz bir potansiyeldir. Ama zeka işlenmelidir. Yani zekanın o potansiyelini kullanabilmen için onu geliştirmeniz lazım. O potansiyeli geliştirmeniz lazım. Matematiğe yatkın olabilirsiniz. Ama hiç matematik eğitimi almadıysanız matematik konusunda uzmanlaşamazsınız, ustalaşamazsınız vesaire. Bu sosyal ilgi de bunun gibi. Böyle bireyim. Yani insanların toplumla bir olma, bütün olma yatkınlığı her insanda mevcut Adler'e göre. Ancak toplum bunu geliştirmesi lazım. Yani çocuklardaki o sosyal ilgiyi, topluma yönelimi, toplumla bir olmayı, birlikte olmayı, bu duyguları geliştirmesi lazım ki bunun temelleri, bunun çekirdeği de zaten aile içerisinde oturuyor Adler'e göre. Dolayısıyla arkadaşlar her ailenin ve tabii ki sadece ailenin değil, diğer toplumsal kurumların da temel görevi arkadaşlar insanların sosyalliğini, sosyal yönünü, bu sosyal ilgisini geliştirecek tedbirler adımı atmak görev olarak addediliyor Adler'de. Bu sosyal ilgi arkadaşlar sadece insanla da sınırlı değil Adler'e göre. Bu sosyal ilgi tüm canlılara hatta bütün evrene genellenebilir. Yani sosyal ilgisi yüksek insanlar sadece insanlara karşı yakın, sıcak, onları destekleyen, koruyan, kollayan, onların iyiliğini isteyen bireyler değil. Aynı zamanda diğer canlıların hatta bütün evrenin canlı cansız bütün varlıkların iyiliğini, işte olumlu olmasını arzulayan, isteyen insanlardır. Sadece insanı sevmekle kalmaz, doğayı, tabiatı da sever, korurlar ve korumaya çalışırlar. Adler bu sosyal ilgi arkadaşlar şöyle tanımlıyor. Başkalarının gözüyle görmek, başkalarının kulağıyla duymak ve başkasının kalbiyle hissetmek şeklinde. Bu kavram arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi günümüzde empati kavramıyla ifade ediliyor ki Adler'in sosyal ilgi kavramıyla günümüzdeki empati kavramı birbirine oldukça yakın kavramlar olarak ifade ediliyor. Adler'de arkadaşlar önemli kavramlardan bir diğeri de aşağılık duygusu, üstünlük çabası. Yine bizim kişiliğimizin oluşmasıyla önemli unsurlar bunlar. Bunları bir anlamaya çalışacağım. Aşağılık duygusu, üstünlük çabası nedir? Adler'e göre arkadaşlar her birey dünyaya eksiklik duygularıyla gelir. Bu eksiklik duygularına aşağılık duygusu adını veriyor. Yani bu aşağılık duygusu deyince böyle aşağılık deyince günümüzdeki kullanım pek olumlu değil. Böyle aşağılık, alçak vesaire. Burada hakaretvari değil. Daha çok bireylerin eksiklik, yetersizlik duygularını vurgulamak için söylüyor. Bu kavramı ilk geliştirmesi de arkadaşlar fiziksel eksiklikler, kusurlarla ilgili olduğunu düşünüyor. Organ eksikliği, sakatlıklar vesaire üzerinden çalışırken fark ediyor bunu. Kendisini de hatırlarsanız bir çocukluk döneminde rahatsızlık geçirdiğini, hastalık geçirdiğini ve 4 yaşına kadar yürüyemediğini, işte zayıf bir çocuk olduğunu az önce ifade etmiştik.
Adler buralara da atıf yapıyor ve diyor ki her insan bir nevi bir eksiklik duygusuyla dünyaya geliyor. Bu bir organ eksikliği, fiziksel bir güç yetersizliği vesaire şeklinde olabileceği gibi kişinin kurgusal olarak kendinin öyle algılaması da olabilir. Bu aşağılık duygusu olarak ifade ediyor. Buradaki aşağılık duygusu arkadaşlar olumsuz anlamda değil. Hatta tam tersi olumlu olarak değerlendiriyor. Bu aşağılık duygusu çünkü sonuçta bir gelişimi tetikleyecek Adler'e göre. Dolayısıyla olması gereken gelişimin anahtarı şeklinde düşünebiliriz. Yani aşağılık duygusunun varlığı kötü bir şey değil. Tam tersi Adler'e göre iyi bir şey. Çünkü biz bu aşağılık duygumuz sayesinde harekete geçiyoruz. Bu aşağılık duygusunu yani eksiklik duygularımızı, kendimizi yetersiz gördüğümüz noktaları telafi etme çabası içerisine giriyoruz ve bu da bizi mükemmele götürüyor. Yani mükemmele ulaşma çabası içerisine giriyoruz ki bunun adına da arkadaşlar üstünlük çabası adını veriyor. Dolayısıyla aşağılık duygusu arkadaşlar bizde algıladığımız, kendimizde algıladığımız bir yetersizlik, bir eksiklik hissi. Bu eksiklik hissi bizde üstünlük çabasını tetikliyor. Üstünlük çabası sayesinde de bireyler kendilerini geliştiriyorlar. Az önce de söylemiştik, birey kendini geliştirdikçe aslında toplumun gelişmesine ve daha ileri gitmesine de katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Adler üstünlük çabasının hem bireyin hem de toplumun gelişmesinde önemli bir anahtar olduğundan bahsediyor. Peki bu aşağılık duygusun nasıl üstünlük üzerine aşağılık kompleksine ya da üstünlük kompleksine dönüşüyor? Şimdi arkadaşlar burada vurgulayacağımız şudur. Aşağılık duygusu ve üstünlük çabası normal olması gerekiyor dedik. Hatta varlığı iyi. Bireyler eğer bu yetersizliklerini, eksikliklerini olumlu bir şekilde telafi edebiliyorlarsa zaten bu üstünlük çabası olarak ifade ediliyor ve gelişimin anahtarı, gelişimin tetikleyicisi oluyor. Ancak bazen insanlar bu kendilerini yetersiz gördükleri durumları telafi edemeyebiliyorlar. Yani olumlu bir şekilde bu duygularının üstesinden gelemeyebiliyorlar, yapıcı bir şekilde aşamayabiliyorlar. Bu duygular zamanla birikiyor, bir araya geliyor ve bir tür aşağılık kompleksine dönüşüyor. Kompleks zaten arkadaşlar böyle iç içe geçmiş karmaşık yapılara verilen addır. Aşağılık kompleksi yani tek bir olayın sonucu değil bu. Yani aşağılık kompleksi tek bir aşağılık duygusunun sonucu değil. Benzer şekilde yaşanmış pek çok başarısızlığın sonucunda oluşan bir girift, karmaşık duygusal ağ oluyor ki ona da aşağılık kompleksi adını veriyor. Bunu şöyle anlatabiliriz. Mesela bir öğrenci düşünelim. Bir öğrenci sınava girsin ve sınavda diyelim işte arkadaşlarına göre düşük not alsın. Burada ne yapıyor birey? Kendini bir diğer arkadaşlarıyla kıyaslıyor. Kendi aldığı not ile diğer arkadaşlarının aldığı notu kıyaslıyor ve kendi hakkında bir çıkarımda bulunuyor. Burada kendi aldığı not diğer arkadaşlarının düşük olduğu için kendini yetersiz, eksik, başarısız, beceriksiz vesaire şeklinde adlandırıyor. Kişi burada aşağılık duygusu yaşıyor. Yani kendini diğerlerine karşı daha yetersiz görmeye başlıyor. Ve tabii ki bunun karşılığında da arkadaşlar ne yapacaktır biri? Bunu telafi etme çabası içerisine girecektir. Yani bu düşük notunu telafi etme çabası içerisine girecektir. Ve bunun için attığı adımlar da üstünlük çabası olarak ifade ediliyor. Mesela birey bunu aşmak için sonraki sınavlarına daha fazla çalışabilir, daha farklı kaynaklar kullanabilir. Ne bileyim daha farklı yöntemler geliştirebilir, onları ders çalışırken uygulayabilir vesaire. Bütün bunlar üstünlük çabasıdır. Ve sonuçta muhtemel ki birey ne yapacaktır? Bir sonraki sınavında daha yüksek notlar, daha arzu ettiği notlar alacak ve bu aşağılık duygusunu bir nevi telafi etmiş olacak ve kendisinin de becerikli, kendisini de yaparsa başarılı, iyi not alabilen bir öğrenci olacağını görecek, kabullenecektir. Dolayısıyla bu aşağılık duygusu telafi edilmiş olacak ve bireye zarar vermediği gibi onun gelişiminin de böyle bir tetikleyici unsur olacak. Ama bu durum her zaman böyle olmayabilir. Yani her zaman arzu ettiğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz. Mesela bir öğrenci kendini yetersiz hissettiği zaman çalışmaya başladı ama bütün çabalarına rağmen, bütün çalışmalarına rağmen farz edelim ki istediği notları bir türlü alamıyor.
kendini diğer arkadaşlarının yanında hep başarısız, hep beceriksiz olarak görmeye devam ediyor. Çünkü istediği sonucu elde edemiyor. Bu durum bir müddet sonra bütün bu başarısızlıklar birikerek bir müddet sonra bireyde aşağılık kompleksine dönüşmeye başlayabilir. Yani kişi ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar çabalarsa çabalasın, bu aşağılık duygusunun üstesinden gelemeyeceğini, bu durumu değiştiremeyeceğini algılamaya başlayabilir ki bu durum artık arkadaşlar anormal bir durum olmaya başlar ve kişi bu duyguları yaşamaya başlayınca artık gerçekçi ve yapıcı yolları bırakıp daha yıkıcı, daha olumsuz, daha böyle absürt yollar seçmeye başlayabilir. Örneğin bu öğrenci diyelim işte artık ders çalışmak yerine yüksek not almak için kopya çekmeye meyledebilir ki bunlar biliyorsunuz sıkıntılı durumlar. Yani onu daha fazla sıkıntıya sokabilecek durumlar. Ya da bu öğrenci işte kendi aşağılık duygusuyla baş edebilmek için diğerlerini aşağıya çekmeye başlayabilir. Yani diğer arkadaşlarını manipüle ederek onları başarısız duruma sokup işte onların başarısızlığını kendi başarısı olarak görmeye başlayabilir. İşte mesela arkadaşlarına şunu diyebilir işte hoca dedi ki son konulardan soru sormayacağım şeklinde arkadaşlarını manipüle edip onların düşük notlar alması şeklinde bir yol seçebilir. Ve arkadaşlar notunu düşürdüğü için kendi notunu daha yüksek algılayabilir ki bunlar sizin de gördüğünüz gibi, tahmin ettiğiniz gibi, anladığınız gibi pek de olumlu yol ve yöntemler değil. Bu tarzdaki arkadaşlar yapıcı olmayan yollara, yöntemlere ise üstünlük kompleksi adını veriyor abiler. Yani eğer aşağılık duygusunu bireyler olumlu yollardan telafi edemezlerse bu durum olumsuza evrilmeye başlıyor. Olumsuz yolları kişi kullanmaya başlıyor. Ve bu olumsuzluğa kaydıktan sonra zaten aşağılık kompleksi ve aşağılık kompleksin sonucunda da üstünlük kompleksi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Adler'e göre arkadaşlar aşağılık kompleksinin oluşmasına yol açan 3 engel vardır. Birincisi fiziksel yetersizlikler, yani kişinin sahip olduğu fiziksel donanım vesaire. Kişinin o engelleri aşmasını zorlaştırdığı, güçleştirdiği için bireydeki başarısızlık, yetersizlik duyguları pekişecek ve bir müddet sonra aşağılık kompleksine dönüşebilecektir. Yine şımartılma ve bir diğer de ihmal edilme ki dikkat ederseniz bunlar aile ilişkileriyle alakalı, özellikle ebeveyn çocuk ilişkileriyle alakalı. Şımartılma ya da ihmal edilme durumları bireyin aşağılık kompleksi oluşturmasına neden olabilir. Şımartılan çocuklar arkadaşlar her şeyi başkalarından elde etmeye alışmıştır. Kendileri üretmezler, başkalarının üzerinden elde etmeye çalışırlar. İhmal edilmiş çocuklar da özgüvenleri düşük olacağı için kendilerini bu konularda yetersiz hissedebilirler. Evet, burada da ben kendimce bir şema oluşturmaya çalıştım olayı daha iyi anlayabilirim diye. Sizin de gördüğünüz gibi aşağılık duygusu biz bir şekilde yaşıyoruz. Toplum içerisinde gerek fiziksel özelliklerimiz açısından olsun gerek işte toplum içindeki değerimiz açısından olsun kendimizi diğer insanlarla kıyaslayarak bir aşağılık duygusu hissediyoruz. Bu normal arkadaşlar, burada bir anormallik yok. Bir yetersizlik, bir eksiklik duygusu hissediyoruz. Bu yetersizlik ve eksiklik duygusu bizde bir telafi hissi oluşturuyor. Yani bunu telafi etme arzusu, isteğini hissediyoruz ve bu da bizi üstünlük çabasına götürüyor. Yani bu yetersizliğimizi aşabilecek davranışlara yönelmeye başlıyoruz. Normal olan budur. Bu iyidir, olması gerekir. Bu hem bireyin hem de toplumun gelişmesi için gereklidir. Ama bu süreç olumsuz işlerse, yani birey bütün çabalarına rağmen aşağılık duygusunu aşamıyorsa, bunu telafi edemiyorsa, bu duygulardan kurtulamıyorsa, bu duygular birikerek bir müddet sonra komplekse dönüşebiliyor. Aşağılık duygusu aşağılık kompleksine dönüşüyor. Telafi hissi yine var. Her ne kadar komplekse dönüşse de bireyi bu duygulardan yine kurtulma, bunları telafi etme hissi içerisinde oluyor. Ancak bu sefer de yapıcı ve gerçekçi tavır ve davranışlar üretmek yerine daha olumsuz yol ve yöntemler kullanabilmek için buna da üstünlük kompleksi adını veriyor Adler. Üstünlük kompleksiyle arkadaşlar aşağılık kompleksini hemen hemen her zaman bir aradadır. Yani kişiler üstünlük kompleksinin farkında olabilirler, aşağılık kompleksinin farkında olmayabilirler diyor Adler. Ama farkında olmasa da bu üstünlük kompleksine yol açan bir aşağılık kompleksi mutlaka vardır diyor Adler.
Yani buradan çıkaracağım sonuç şudur. İster olumlu olsun, ister olumsuz olsun, insanlar bu eksiklik duygularıyla bir şekilde baş etmek, bunun üstesinden gelmek ve bu eksiklik duygularını daha üst, daha mükemmel bir seviyeye çıkarma çabasındadırlar. Eğer bunu olumlu yollarla yapamaz başaramazlarsa olumsuz yollara da kayabilirler. Yani üstünlük çabası arkadaşlar adler adına olumlu da olabilir, olumsuza da kayabilir. Ama temelinde olumludur. Olumsuza kayması bireyin yeterince destek almaması, aileden destek görmemesi vesaire gibi durumların sonucunda komplekse dönüşmenin bir neticesidir diyebiliriz. Evet, Adler'e de arkadaşlar kişinin yapısını ifade eden bir diğer kavramsa kurgusal hedefler ya da bazı kaynaklardaki bizim kitabımızda da öyle kurgusal finalizm olarak ifade ediliyor. Kurgusal hedefler Adler'in kuramında önemli çünkü arkadaşlar Adler her insanın geleceğe yönelik, geleceğin peşinde koşan doğru ifade ettim bilmiyorum. Gelecekle ilgili çabalar, gayretler içerisinde olduğunu söylüyor. Yani Adler'e göre insan geçmişinden ziyade geleceğiyle ilgili adımlar atma eğilimindedir. Tabii ki bu gelecekle ilgili hedefler arkadaşlar her an her dakika yapılandırılabilir. Ama Adler'e göre arkadaşlar biz gelecekle ilgili ilk ve temel hedefimizi ilk 5 yaş civarında dünyaya geldiğimiz o ilk 5 sene içerisinde özellikle 4-5 yaş civarında o hedef belirleniyor, oturuyor, yerleşiyor. Tabii ki orada çocukluk yaşantıları önemli. O yüzden Adler çocukluk yaşantılarını önemsiyor. Bunu kendi yaşantısından da örneklendirebiliriz arkadaşlar. Dedi ki yani bir kuramcıların kendi hayatları kuramlarını oluşturmada önemli bir unsur. Adler hatırlarsanız küçükken bir kardeşini kendi yanında yatağında yatarken kaybediyor, vefat ediyor kardeşi. Bu ölüm duygusundan bayağı etkileniyor. Yine kendisi de bir zatürre hastalığı neticesinde ölümden dönüyor. Dolayısıyla Adler'in bu ölümle yaşantıları sonucunda bir ölümle baş etme, ölümle mücadele etme, bunu bir eksiklik duygusu olarak düşünüyor ve ölümle baş etme, ölümle mücadele etme tarzında kendisine bir yaşam hedefi, kurgusal hedef oluşturduğunu ifade ediyor Adler. Tabii ki bu hedef onu mesela öncelikli doktor olmaya yönlendiriyor. Sonra da işte diğer insanlara yardım etme çabası içerisinde bu devam ediyor. Bu hedef yani o çocuklukta ortaya konan işte o ölümle mücadele etme, ölümle baş etme yolundaki o kurgusal hedef bir insanın bütün hayatını etkiliyor işte. Adler'in bütün hayatını etkilediği gibi. Tabii ki bu illa da doktor olmakla alakalı olmayabilir. Daha farklı hedefler de olabilir arkadaşlar. Adler diyor ki bireyler bu çok küçük yaşta bu kurgusal hedefler oluşturulduğu için bireyler bu kurgusal hedeflerin belirgin olarak farkında olmayabilirler. Yani temel asıl hedefin çok da farkında, bilincinde olmayabilirler. Ama farkında olsun olmasın bu hedef diyor yani ortaya konan o kurgusal hedef 5 yıl içerisinde 4-5 yaş civarında diyelim ortaya konan bu hedef onun bütün hayatını bütün yaşamını yön veren bir hedeftir bir seçimdir. Yine demin de söylemiştim zaten bu kurgusal hedefler arkadaşlar o çocukluk dönemindeki yaşanan olayların bizde bıraktığı iz etki sonucunda bir üstünlük çabasının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Kurgusal hedef denilmesinin nedeni de şudur arkadaşlar. Adler bu hedefler gerçekçi de olabilir, kurgusal da olabilir. Ya mesela işte doktor olacağım ve ölümle pençeleşen insanlara yardım edeceğim tarzında gerçekçi bir hedef olabileceği gibi. Gerçeğin dışında uçup kaçık bir hedef de olabilir. Önemli olan arkadaşlar kişinin o hedefi, o amaca inanması, öyle davranmasıdır. Hayatını ona göre şekillendirmesidir. Adler'in buna verdiği en güzel örnek şu. Diyor ki insanlar cennetin var olduğunu kesin net olarak bilmese de öyle olduğunu kabul edip, var olduğunu kabul edip yaşamlarını ona göre şekillendirebiliyorlar. Bütün hayatını bunun üzerine kurgulayabiliyor. Yine mesela işte
Ölümle mücadele etmek çok gerçekçi olmayabilir ama yine de ölüme çare bulacağını düşünerek bilimsel araştırmalarını sürdürebilir. Ölüme çare bulamasa da belki başka gelişmeler ortaya koyabilir. Burada önemli olan arkadaşlar kişinin o ortaya koyduğu hedefe inanması, bunu istemesi ve o doğrultuda harekete geçmesidir. O yüzden hedefin gerçekçi ya da kurgusal olmasının hiçbir önemi yok. İkisi de olur adlara göre. Bu ana hedefimizin farkında olmayız dedik. Çünkü çok küçük yaşta oluşturuluyor. Ancak bu ana hedef doğrultusunda ara hedefler ya da alt hedeflerin kişi kesinlikle bilincindedir, farkındadır diyor. Mesela bir kişi doktor olmaya kafasına koydu. Doktor olmak istediğinin farkında, bilincindedir. Ama mesela bu doktor olma duygusunun, hissinin, düşüncesinin temelinde ölümle mücadele etmek olduğunu bilmeyebilir. Bunun farkında olmayabilir. Ama farkında olmasa da sonuçta o doğrultuda hareket ediyordur. Ama ölümle mücadele etmenin alt hedefi, ara hedefi olan işte doktor olmanın bilincinde, farkında. Yani kişi doktor olmak istediğinin farkındadır gibi. Dolayısıyla Adler diyor ki temel hedefin farkında olmazsak dahi bizi o temel hedefe götürecek ara hedeflerin ya da alt hedeflerin hep farkındayız, bilincindeyiz. Burada arkadaşlar bir de yaratıcı benlik dediği bir kavram var ki bu da önemli bir kavram. Çünkü aklımıza şöyle gelebilir. Mesela biz 5 yaşında bir hedef ortaya koyduk. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Her şey orada bitti gibi görünebilir. Hayır, öyle değil. Adler diyor ki bir kere o zaten o temel hedef, o kurgusal hedefi oluştururken de biz yaratıcılığımızı kullanıyoruz, yaratıcı benliğimizi kullanıyoruz. Yani orada herhangi bir dürtüsel şu bir durum söz konusu değil. Kişinin yaratıcı düşüncesi, bilinci işler halde. Ve bu ana hedefe ulaşmak için, o temel kurgusal hedefimize ulaşmak için belirlediğimiz ara hedefleri belirlerken, düzenlerken de biz yaratıcı benliğimizi kullanıyoruz. Çünkü bu hedefe ilerlerken arkadaşlar her zaman istediğinizi elde edemeyebilirsiniz. Önünüze engeller çıkabilir. Önünüze çıkan engeller olduğu zaman siz bu hedeflerinizi yeniden güncellemeniz, yeniden farklı yollar keşfetmeniz ya da aynı amaç doğrultusunda farklı hedefler belirlemeniz gerekebilir. Ara hedefler belirlemeniz gerekebilir. Burada da bireyler yaratıcı benliği kullanarak yaşamlarını düzene koyuyorlar, değişen şartlara uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ve bireylerde bu güç, bu potansiyel Adler'e göre zaten var. Buradan da arkadaşlar yaşam biçimi, yaşam stili dediği bir kavram ortaya atıyor Adler. Adler kişinin aile ilişkilerinin, çocukluk yaşantılarının etkileşim bir sonucu olarak bireyle yaşama ve diğer insanlara karşı bir tutum geliştirdiğini ve bu tutumun da bizim genel olarak hayatımızı etkilediğinden bahsediyor. Yani sosyal anlamda edindiğimiz ilişkiler ve bizim çocukluktaki etkilenişimlerimiz, etkilenmelerimiz, işte o ortaya koyduğumuz kurgusal hedeflerimiz vesaire arkadaşlar, bizim hayata karşı bir tavır, bir tutum içerisine girmemize neden oluyor. Buna Adler yaşam biçimi ya da yaşam stili, çevirilerde ikisi de geçiyor arkadaşlar, adını veriyor. Adler'e göre arkadaşlar 4 yaşam biçimi var. Birincisi baskın tip, ikincisi alıcı tip, üçüncüsü kaçınan tip ve dördüncüsü de sosyal yetkin tip. Şunu vurgulayalım. Adler insanların bu 4 yaşam biçiminden, yaşam stilinden genelde birini daha ön planda kullandığını, yani hayata karşı böyle bir tavır takımını ifade etse de yine de her insanın 4 kalıptan birine uymayabileceğini ifade ediyor. Yani aslında Adler'in amacı insanları kalıplara sokmak değil, sadece insanları tanımak ve anlamak açısından, onların hayata karşı tutumlarını anlamak açısından böyle bir sınıflandırma yapmış. Ama bu sınıflandırmanın genel geçerli bir şey olmadığını, her zaman her yerde doğrulanmayabileceğini zaten kendisini ifade ediyor. Baskın tipi arkadaşlar basitçe söyleyeyim. Bunların ayrıntılarına lütfen bakınız. Zaten çok zor konular değiller. Baskın tip genelde hayat adayı beklentilerini elde etmek için başkalar üzerinde güç kullanan tipler olarak ifade ediliyor. Yani başkalar üzerindeki kurduğu güçle, hegemonyayla egemenlik sağlayıp bireyler ihtiyaçlarını elde etmeye çalışıyorlar. Alıcı tip ise
Kendisi üretmek yerine hep başkalarından bir şeyler elde etmeye çalışır. Genelde işte aşırı koruyucu kullanıcı ailedeki çocuklar böyledir. Çünkü her işin kendi sağlığına başkaları tarafından yapılmasına alışmıştır. Bu tipler üretmez, başkalarının alma eğilimindedirler. Kaçınan tipsiz arkadaşlar genelde şu tarzdadır. Kendini güçlü, yeterli hissetmediği için hayatın zorluklarıyla yüzleşmek yerine bu zorluklardan kaçınmayı tercih eder. Dolayısıyla yetersizlik duygularıyla da yüzleşmemiş olur. Olumlu gibi görünüyor ama hiç de olumlu bir durum değil. Çünkü kaçındığınız sürece sizin kendinizi geliştirmeniz, kişiliğinizi geliştirmeniz ya da topluma katılmanız mümkün değil. Bu ilk üç tipte arkadaşlar Adler'e göre bireylerin sosyal ilgisi düşüktür. Yani yeterince gelişmemiştir. Yani burada bireyler daha çok kendilerini ön plana çıkaran bir tavır içerisindedir. Toplumcu bir tarafı yoktur. Çünkü sosyal ilgiler gelişmemiştir. Bunların tabiri caizse kendisine de pek bir faydası yoktur. Topluma da faydası olmaz. Kaldı ki baskın tip, alıcı ve kaçınan tip olarak ifade edilen bireyler uzun vadede çeşitli nevrotik sıkıntılar yaşayabilirler. Bu sıkıntılara düşebilirler. Adler'e göre sosyal yetkin tip ise bu dördü içerisinde olumlu olanıdır arkadaşlar. Sosyal yetkin tipin sosyal ilgisi yüksektir. Yani diğer insanlarla birlikte olma, birlikte çalışma, birlikte üretme, onların iyiliğini isteme vesaire gibi duygulara sahiptirler. Sosyal yetkin tip sosyal faydalı tip de deniyor bunlar arkadaşlar. Sosyal yetkin tip kendisi için üretir, ürettiklerini toplumda da paylaşır. Yani hem kendisine hem de topluma katkı sunan bireyler olarak ifade ediyor arkadaşlar. İlk üç tip Adler'e göre hayatın gerçekleriyle uyumsuzdurlar. Onlar bir nevi kendi kafalarındaki gerçekliğin peşindeler. İşte yani söylediğim gibi aşırı veya abartılı yollar kullanıyorlar. Üstünlük çabası sergileniyor, üstünlük kompleksi içerisindeler. Yani abartılı bir üstünlük çabası içerisindeler. Dolayısıyla pek yapıcı yol tercih etmiş değiller. Sosyal yetkin tip ise arkadaşlar olumludur. Üstünlük çabası gayreti içerisindedir. Ve sosyal olarak hem kişilik olarak sosyal olarak gelişme eğiliminde olan bireylerdir Adler'e göre. Adler'de arkadaşlar kişiliğin gelişimini temel olarak bakarsak Adler bir kere kişilik gelişiminde evreler fikrine sıcak bakmış. Yani Freud'daki böyle kişiliği dönem dönem ele alıp dönem dönem açıklama fikri Adler'e sıcak gelmemiş. Adler bunun yerine arkadaşlar kişilik gelişiminde aile ilişkileri ve doğum sırası ve yine belki erken yaşantılar, o çocukluk dönemdeki yaşantıların önemine vurgu yapmış ve bunların üzerine daha çok durmuş. Yani dönem dönem ele alıp açıklamak yerine ilişkiler üzerine kişiliğin gelişimini açıklamaya çalışmış ki burada özellikle arkadaşlar anne baba çocuk ilişkileri ve doğum sırası Adler'in kuramında önemli yer alıyor. Bunlar basit konular. Bunlar lütfen diğer kaynaklardan siz kendiniz araştırınız, inceleyiniz, okuyunuz. Sıkıştığınız, takıldığınız yerler olursa irtibata geçeriz. Evet, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka kuramda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.